aslında uzun zamandan beridir cezaevlerinde yaşanan tüm sorunları defalarca dile getirmemize rağmen yetkililer bir türlü önlem almaktan özellikle itina etmeye başladılar. Şimdi cezaevlerinde genel yaşanan sorunlara ek olarak infaz yakma olayları tamamen gündeme geldi. Bir sürü yoldaşımız mahkeme kararlarının infaz yakmaya yetkili cezaevi yetkililerinin olmadığını beyan etmesine rağmen gelinen noktada hemen hemen her gün 30 yıl cezaevlerinde kalan aileler, çocukları kalan aileler ve cezaevlerindeki tutuklu arkadaşlarımızın, hükümlü arkadaşlarımızın 30 yıl sonra infazlarının yakıldığı hem ailelerimizi hem Tuayder olarak biz dernek yöneticilerini ciddi bir şekilde rahatsız etmeye başlamıştır. Cezaevlerindeki sorunlarımızın çözümünü beklerken, başta ailelerimiz olmak üzere cezaevlerinde yaşayan, kalan bütün yoldaşlarımızı mağdur etmeye devam etmekteler. Bunun bir örneği Kadri Şitilay, abimizin oğlu Serdal Şitilay'ın 1993 yılının ilk aylarında cezaevine girip 30 yılını tamamladıktan sonra birinci 6 aylık infazlarını yaktı. Dün için ailenin 6 ayı bekledikten sonra çocuğunu almak için Elazığ 1 No'lu cezaevine gitmeleri durumunda tekrar yeniden bir 6 ayın daha yakıldığını öğrenince başta biz Tuayder ailesi ve Serdal yoldaşımızın annesinin, babasının ve yakınlarının duymuş olduğu üzüntüleri kesinlikle kabul etmiyor. Bütün yoldaşlarımızın bir an önce bu infaz uygulamasından muaf tutulup tahliyelerini talep ediyoruz. 30 yıl bittikten sonra 6 ay uzatma yapıldı. Dün bana gelen habere göre kendisini almaya gitmem için aniden bana haber geldi, bir 6 ay daha uzatıldı. Acaba ben Adalet Bakanlığı'ndan bunu soruyorum. Bu cezaevi kurulu Adalet Bakanlığı'ndan üstün müdür? Anayasa Mahkemesi'nden üstün müdür? Ben bunları sormak istiyorum. Yalnız adalet diyorlar, insan hakları diyorlar. Sadece insanlara böyle eziyet çektirmekten zevk mi alıyorlar acaba? Bunları soruyorum. Benim oğlum 6 yıl Yozgat'ta kaldı. 6 yıl Muş'ta. 5 yıl Oltu'da. 6 yıl Gümüşhane'de. Bu 7 yıldır Elazığ'da. Yer kalmadı, gezdik. Bu yüzden gittikçe bize zulmediyorlar. Bir an önce bu infazın durdurulmasını önemli arz ediyor.